çaldım. Duymadın ama. Zeynep? Zeynep'in yatağında kertenkelenin fotoğrafı ne arıyor? Zehra'nın bununla ne ilgisi var? Akıncı'nın kim olduğunu bize söylersen, 2 yıldır gizlediğimiz bir bilgiyi seninle paylaşırız. Ne demek istiyorsunuz? Zehra Şanlı yaşıyor. Fotoğrafın sende ne işi var? Hayır, yalan söylüyorsunuz. Biz asla yalan söylemeyiz kertenkele. Bunu herkesten iyi sen bilirsin. Bu nasıl olur? Sana verdiğimiz göreve odaklanabilmen için Zehra Şanlı'nın yaşadığını senden 2 yıl boyunca gizledik. Bunu bana nasıl yaparsınız? Neden? Kertenkele, bize Akıncı'nın kim olduğunu söylersen sana Zehra Şanlı'ya nasıl ulaşacağını söyleriz. Hayır, size inanmıyorum. Zehra Şanlı yaşamıyor. Akıncı'nın kim olduğunu öğrenmek için bana blöf yapıyorsunuz. Sana Zehra Şanlı'nın kim olduğunu söylersek fikrin değişir mi kertenkele? Kertenkele'nin fotoğrafını neden sende Zeynep? Zehra Şanlı uzun zamandır peşinde olduğun ve yakalayamadığın bir suçlu. Suçlu mu? Zehra Şanlı maskeli kız. Maskeli kız mı? Bütün bu saçmalıklar da ne oluyor? Lütfen. Lütfen artık bu konuyu kapatalım. Konuşmak istemiyorum. Biz akıl yürütmüyoruz kertenkele. Gerçeği zaten biliyoruz. Ejder öldükten sonra maskeli kız sence bir daha niye ortaya çıkmadı sanıyorsun? Çünkü sevgilisinin intikamı alınmıştı. Hayır. Zehra'nın maskeli kız olmasına ihtimal yok. Zehra asla suçlu bir insan olamaz. Zaten eğer yaşıyor olsaydı evine mutlaka geri dönerdi. Suçlu birisi olduğu için dönemiyor ve kim olduğunu söylemiyor. Tıpkı senin gibi. Sen de Ünsal komiseri öldürdüğün sanıldığı için kimliğini açıklayamıyorsun. Ben uzun zamandır mahalledeyim, tamam mı? Eğer bir şekilde yaşıyor olsaydı onu mutlaka görürdüm. Göremezdin. Çünkü onu tanıyamazdın. Bir dakika. Ne demek tanıyamazdın? Zehra Şanlı da senin gibi bir başkasının yüzünü aldı.
Ben o fotoğrafı Zehra'nın dolabında buldum Melis. Merak ettim, bakıyordum. Zehra'nın dolabında mı? Zeynep, Zehra öldükten sonra o dolabı toplayan bendim. Ve o dolapta hiçbir şey yoktu. Bu fotoğrafta gözümden kaçmış olamaz herhalde. Zehra'yı gördüğünde onu asla tanıyamayacaksın. Hayır. Hayır, gerçek olamaz bu. Eğer Zehra Şanlı'nın yaşadığına inanmıyorsan, mezarından DNA örneği alıp gerçeği öğrenebilirsin. Sevgilin ölmedi kertenkele. Yüzü yandığında ona başka bir yüz nakledildi. Hala bize inanmıyor musun? Buna inanmamı benden nasıl beklersiniz ya? Senin kertenkele olduğunu nasıl biliyorsak, maskeli kızın da Zehra Şanlı olduğunu o kesinlikle biliyoruz. Dolabın arka tarafına düşmüştü fotoğraf Melis. Yani o yüzden görmemiş olabilirsin. Gergin görünüyorsun Zeynep. Canını sıkan bir şey mi var? Anlatmak istersen dinleyebilirim. Bize şimdi inanıyor musun? Onun yüzünü de siz mi değiştirdiniz? Biz değiliz. Kim o zaman? Bunun bir önemi yok. Akıncı'nın bize kim olduğunu söyle, biz de sana maskeli kızın, yani Zehra Şanlı'nın kim olduğunu söyleyelim. 24 saatin var. 24 saat içinde Akıncı'nın kim olduğunu söylemezsen, Zehra'nın kim olduğunu öğrenemezsin. Unutma kertenkele. Biz olmadan Zehra Şanlı'yı asla bulamazsın. Zehra. Yok canım, yani ben gerçekten çok iyiyim, bir şeyim yok. Uzun zamandır sanki benden bir şeyler saklıyor gibisin. Kuzen değil miyiz? Bana anlatabilirsin. Ben senden ne saklayabilirim ki Melis'cim ya? Ama inan, ben bir gün konuşmak istersem içimi açacağım ilk kişi sensin. Bunu bilmeni istiyorum. Peki canım. Zehra'yı bulmam lazım. Ama icabı onlara veremem. Hayır. Bunu yapamam.
Murat. Hicri abi bana yardım eder misin? Tabii ki. Mesele nedir komiserim? Mesele... Aslında Hicri abiye Ziya hocası olduğunu söylesem benim için her şeyi yapar. Ölüme bile atlar. Hayır. Bunu ona yapamam. Acaba Murat Akıncı olduğumu biliyor da ağzımı mı yokluyor? Murat, bir sorun mu var? Yani bir durum varsa, bir mesele varsa söyle bak, elimden geleni yaparım. Yok, düşündüm de ben hallederim Hicri abi, eyvallah. Tamam. Hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar, eyvallah. Ulan kertenkele bir de kardeşim olacaksın ya. Bir tane yüzüğü fazla görüyorsun bana be. Tut bu. Ulan bırak gidelim, arazi olalım şurada ya. Ortak ne yaptın? Hırsızı yakalayabildin mi? Yok ortak, yakalayamadım. Yüzünü de göremedim. Geri zekalı herif. Allah'tan yüzüğü bahçeye düşürmüş. Oğlum var ya, ucuz yırttık ya. Ben de koleksiyonu biraz önce teslim ettim. Üstümden büyük bir yük kalktı ha Murat. İyi yapmışsın. Tamam. Sağ ol ortak. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah Zehra'ma. Nasıl bulacağım ben seni? Nerede lan benim yüzüğüm? Ne işin var lan senin burada? Oğlum konuyu değiştirme. Yüzüğüm nerede? Yüzüğüm onu söyle. Bir tane yüzüğü çok gördüm bana. Oğlum benim derdim Zehra'm olmuş. Sen bana yüzük diyorsun ya. Ya bırak lan yüzük. Ne Zehra'sı lan? Ne oluyor oğlum? Zehra yaşıyor Şevket. Oha. Harbi mi lan? Neden Melis'e Zehra olduğumu söylemedim ki? Maskeli kız olduğumu öğrendiklerinde hapse girmekten mi korkuyorum? Yoksa sevdiklerimin Zehra olduğumu öğrendiğinde beni kabullenmemelerinden mi korkuyorum? Yapayalnızım bu dünyada. Belki de sırrımı Melis'le paylaşmalıyım. O da bana zamanında azgıcıklık yapmadı. Olsun. Ondan başka kimsem yok ki. Ziya. Çok özledim seni. Yüzünü mü değiştirmiş? Ulan ben senin yüzünün değişmesine alışamadım. O da mı değiştirmiş? Ne oluyor ya? Vay arkadaş. Hadi hayatta kalmasını geçtik. Yüzünün değişmesine inanamadım yani. Ben de inanamıyorum. Üstüne üstlük maskeli kız doymuş ha? Vay be. Ah eşek kafam ah. Eğer ben suçlu diye günlerdir Zehra'mın peşinden koşmuşum. Nereden bileceksin oğlum? Vicdan yapma hemen. Şimdi benim anlamadığım kardeşim. Şimdi senin sıfat, surat tamamen değişti ya. Kaporta başka bir kaporta. Zehra ile denk gelseniz şimdi onun kaporta da değişik ya. Zehra görse seni nereden tanıyacak? Sen de onu tanıyamayacaksın. Hani pardon da bir araya gelseniz siz nasıl birbirinizi tanıyacaksınız? Kokunuzdan mı? Çok karışık ya. Şimdi mantık yürütmeye çalışıyorum. Zehra maskeli kızdan da emekliye ayrılmış.
dediğine göre. Oradan yürüyemeyiz. Başka bir yol bulmamız lazım. 24 saatten daha az bir süre kaldı diyorsun. Bir formül bulmak lazım. Ulan ne olsun? Nasıl bir şey bulsak acaba? Buldum. Buldum lan. Zehra'yı buluyoruz. Rahat ol. Neyi buldun oğlum? Ben de. Nasıl bulacağız Şevket? Nasıl bulacağız? Süper bir fikir geldi aklıma. Bana bırak. Bu mu lan senin plan? Bana imam kıyafeti giydirmek mi? Evet kardeşim. Çok da yakıştı maşallah. Ne güzel oldu. Ya sen bir sene sahte imamlık yapmadın mı? Yaptın. O dönem Zehra sana aşkla bakmadı mı? Baktı. Şimdi plan mis. Dolaşacağız mahallede. Sana aşkla bakan ilk hatun Zehra'dır. Zehra'yı bulacağız. Ya böyle saçmalık mı olur arkadaşım? Allah Allah. Beğenmiyorsan git kendin bu Zehra'yı kardeşim. Lan ben bu kadar çaresiz olmasaydım senin planına uyar mıydım hiç? Ya amma devzeklik yaptın. Yürü, yürü. Cübbeyi çaldığımızı anlamadan millet uzayalım. Senin yüzünden cübbeyi de çaldım zaten. Ben dedim sana. Ben dedim girelim bir yerden alalım. Durduk yere günah soktun beni ya. Ha cübbeyi çalarken günah değil. Üstüne giyince günah öyle mi? Bir anda imam kesildin. Oğlum nereden alacağız sarıkla cübbeyi? Kafayı mı yedin sen ya? Marketten mi alacağız? Gidip blik sarık, blik cübbe. İyi günler hanımefendi, buyurun. Nerede görülmüş lan bu? İşimiz bitince geri getirip bırakacağız ya. Çalmıyoruz ki. Ya boş boş konuşma. İnşallah bu plan tutar Şevket. Ya tutacak. Yerine geri koyacağız geri. Bakma kardeşim, sakın bakma. Lan bu bizim imam efendi değil mi ya? Anahtar istedim de bir camiye gireyim ha. İmam efendi! Nereye gidiyorsun? Ya şu anahtarı ver de bir camiye gireyim ha, namaz kılayım. Ana, ne kaçırıyorsun lan anahtarı? Allah Allah, Allah'ın evini kilitleyip araziye uyarsın ha. Seni müftülüğe şikayet edeceğim. Akşam akşam azimi bozduracaksın ya. Ulan Şevket, sana uyduk, az kalsın yakalanıyorduk ya. Oğlum affedersin de biz niye kaçıyoruz ya? Sen komiser değil misin? Biz de görevdeyiz falan desene. Zehra'yı nasıl bulacağım Şevket? O bende kardeşim, rahat ol. Of lan of. Şimdi biraz mahallede boy göstereceğiz. Sonrası bende. Nasıl olacak o iş? Ben de. Şimdi abi biri geliyor bir deneme yapalım şimdi, tamam mı? Sakin ol. Allah kahretmesin ya. Telefonumu Yılmaz Beyler'de unuttum. İnsanlar uyumadan gidip alayım bari. Aa, hem de güzel bir kız geliyor ha. Bak sen bakma, sen bakma, sen bakma. Önüne bak. Ben kızın tavırlarından durumu çakalayacağım, tamam mı? İyi tamam. Oğlum. Didem lan bu. Hı? Didem. Didem mi? Hocam, sevip de kavuşamayanlara Allah yardım eder değil mi? Eder evladım, eder. İmam ne kadar bizim Murat Bey'e benziyor ya. Kardeşim Zehra bu. Oğlum kız bana bir baktı diye olur mu öyle şey? Olmaz öyle şey. Vallahi Zehra bu. Sana aşkla baktı ya. Böyle taradı gitti ya. Kesin Zehra. Bilmiyorum ki ya. Acaba Zehra mı? Yok ya, olmaz öyle şey. Hadi diyelim ki yüzünü değiştirdi. Ruh hali ne olacak? Ruh halinin Zehra ile uzaktan yakından alakası yok be. Ruh hali mi? Evet. O ne lan? Oğlum ben ruh hali falan bilmem, anlamam ya. Kız Zehra olmasa sana niye öyle baksın uzun uzun, niye süssün? Hem bilirsin, kadınların yüzü değişti mi ruh haline de yansır o. Saçlarını başlarını boyatıyorlar, estetik yaptırıyorlar falan filan ya. Önce bildiğin Zehra bu kardeşim. Kesin, vallahi eminim. Nihayet Zehra'yı bulduk. Hadi. Hadi git ona sarıl. Git sarıl ona. Hadi git sarıl ulan, ne duruyorsun, git.
Zehra! Ziya! Zehra, benim. Oğlum iyice salak salak yaptın kendini ya. Git sarıl diyorsun kıza ya. Nereden bileceğim Zehra olduğunu kız, nereden bilecek? Onu sarılmadan nereden bileceksin ya? Emin olmamız için takip etmemiz lazım. Yürü. Tabii. Yürü 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 yürü. Bak demedim mi kardeşim bu kız Zehra diye? Malikaneye geldi. Dedim ben sana gelecek diye, geldi. Demek ki mahallede ev tuttu ki belli olmasın diye. Ama asıl yuvasından da hiç kopamadı. Olabilir mi lan? Didem Hanım. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ya, telefonumu sizde unutmuşum. Malum arayamadım da. Bir salona bakabilir miyim? Tabii canım, buyurun. Geçin. Demedim mi sana? Ben demedim mi? İçeri girdi bak Zehra. Kesin Zehra. Ne yapıyorsun lan? Bak geri zekalı. Kız telefonunu düşürmüş. Malikaneye geri dönmüş almak için. Nereden biliyorsun? Belki bilerek düşürdü. Ha? Saçmalama lan Şevket. Ya bu ne lan ne manlama? Ya sen ne kadar kalbimi kırıyorsun kardeşim? Ben her şeyi senin için yapıyorum. Şu saatte neler yapıyorum? Sen neler söylüyorsun ya? Oğlum bak. Senin yüzünden camiden cübbe, sarık çaldım. Seni öldürürüm Şevket. Dur. Seni öldürürüm Şevket. Sen bir şey misin lan? Kalbim yiyeceğim lan. Kalbim yiyeceğim seni. Abi seni öldüreceğim çocuk. Azmi Bulut. Ya, ne diyorsun lan, kim? Lan Azmi Hoca. Allah rahmet eylesin. Lan Azmi Hoca diyorum, Azmi Hoca. Gördüm şimdi. Lan! Azmi Hoca. Gördün işte değil mi? Bu adam hortladı lan. Lan ne hortlaması, manyak adam ölmedi işte. Anlamıyor musun sen? Hortladı. Kardeşim ne olur bir hortlak duası bir şey yok, ne olur git. Ne hortlağı, ne duası? Manyak mısın sen ya? Ya bırak lan ben. Allah Allah. Sahtekar. Sahtekar. Panik yapma kardeşim. Azmi silahlı arkana dayandı. Sahtekar ve arkadaşı. Sahtekar hortla buraya gelmiş. Ulan bu meczuptan kurtulamayacak mıyız ya? Geberteceğim sizi. Yok edeceğim. Öldüreceğim. Baba. Kaç lan. Saygısız. Abicim. Gerçek imam benim. Gerçek imam benim. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Dur ya. Geberteceğim, kaçmayın. Gerçek imam benim. Öldüreceğim sizi. Koş kardeşim, koş. Ulan. Koş. Ya baba bırak şu silahı ya. Azmi Bey. Azmi Bey durun, ne yapıyorsunuz? İmamı vuracaksınız. Ne imamı be? Ne imamı? Sahtekar o. Gerçek imam benim. Sahte imam mı? Sahte mi? Azmi'ciğim yakala o zaman. Yakala. Ya.
Oğlum dur, ben sağ salim çıkarsam seni yaşatmayacağım bilirsin. Ya biz ne yapıyoruz? Ya görmüyor musun Didem, imam kovalıyoruz. Ya babacığım etme, eyleme, kovalama şu imamı ya. Azmi'cimi yakala. Seni ben bak. Çekil ulan. Çekil, çek. Şeyde vurma. Vurma, saygısız. Sahtekar. Bu sefer kaçamayacaksın. Murat evladım. Sen miydin ya? Evet Azmi Bey. İndirin silahınızı lütfen. Benim tabii. Aa, Murat Bey. Ya iyi de Murat komiser niye imam kıyafet giymiş ki? İmam bu. Tabii ki imam kıyafeti giyecekti. Başka ne giyecek ki? Ya canım, Murat komiser ya, komiser. Hatırlamıyor musun? Murat komiser kim ya? Ay, bunun hafızası beni delirtecek ya. Murat, ne oğlum bu halin lan? Niye böyle imam kıyafetiyle geziyorsun? Şevket, senin yapacağın işim ben. Ortak şey, bu gece buraya maskeli kızın geleceğine dair istihbarat aldım da... ...tanınmamak adına kılık değiştirdim. Maskeli kız mı? Hı. Maskeli kız da kim ya? Canım, onu da mı hatırlamıyorsun? Hani nişanımıza sen beni kaçırmıştın. Maskeli kız kurtarmıştı ya beni. Ben seni niye kaçırayım ya? Ay yok arkadaş, bunu da hatırlamıyor. Gitti iyice bunun hafızası ya. Ne oldu? Maskeli kızı görebildin mi birader? Henüz göremedik ama istihbaratları takip ediyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Oğlum bunun burada ne işi var ya? Kertenkelenin yamağı değil mi bu? Ulan bırak işini gebertin. Burayı ben buraya gebertin şunu. İlla birini vuracaksın yani. Al. Dur. Elini karışma lan, vuracağım şimdi. Bu biçim ne olur. Elini kanım bulmayın ya. Azmi Bey tamam lütfen. Tamam. Bir tipicik vurayım bari. Tamam, kertenkelenin suçlarını arkadaşlarına yüklememek lazım. Zaten yeterince kötü bir örnek olmuş arkadaştan görüldüğü üzere. Fakat Şevket'i dışlamamamız lazım. Şevket'i topluma kazandırmamız lazım. Kertenkele kim ya? Ya alın götürün bunu içeri ya. Başlayacağım bunun hafıza kaybına ya. Gir içeri. Ya tamam tamam, ben de. Kemal'cim hadi gel biz gidelim canım. Canım bak şimdi. Ben seni yarın doktora götüreceğim. İyileşeceksin tamam mı? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Aman tamam. Ben götürmem. Çekirgeler götürsün seni Kemal'cim. Ya Melis. Ne oluyor bu adama sen böyle Kemal'cim filan? Anne Kemal hasta ya. Hadi, hadi içeri. Hadi yürü git. Ulan ağzını burnunu kıracağım şeyle ama dur bakalım. Buyurun. Sen başka bir şeyin peşindesin ama hadi bakalım Murat Efendi. Çözeceğiz yakında. Bu komiser başından beri benim peşimdeydi. Zehra'mı nasıl bulacağım ya? Kardeşim bravo var ya, 10 numara oynadın, Oscar'lık oynadın. John Travolta görseydi var ya, utanır evdeki heykelcini sana verirdi. Ya saçmalama Şevket ya. John Travolta'nın Oscar ödülü mü var? Yok mu lan? Ya ben onu hep Denzel Washington'la karıştırıyorum ya. Şevket bir git başımdan ya. Ben Zehra'mın derdindeyim, sen neyin derdindesin ya? Ya kardeşim rahat ol. 24 saat geçmeden bulacağız Zehra'yı ya. Merak etme. Şu imam kıyafetiyle biraz daha dolanmaya devam edelim. Kuş kafese girecek. Rahat ol. Ben de. Yoksa Zehra'm yaşamıyor mu? Boşuna mı ümitleniyorum ben? Allah Allah. Arıyor ya. Kim arıyor? Sus. Oğlum Allah Allah, anlatamıyorum sana ya. Zehra yaşıyor, ölmedi. Alo Çetin. Senden çok önemli bir isteğim olacak. Bir DNA incelemesi yapman lazım. Not ediyor musun? Zehra Şanlı'nın mezarına gidip örnek alacaksın. DNA kayıtlarının sonuçlarını da yarın bana bildireceksin, tamam mı? Hadi eyvallah. Ne biçim adamsın, anlamadım ki ya.
Usta, antrenmanlara çok boşadık ama böyle olmuyor. Oğlum siz kimsiniz ya? Hem niye lan bana durmadan usta diyorsunuz? Oho, ustan da kafa iyice gidip gidip geliyor. Şişt, çekirge. Evet sen, gel gel. Buyur Melis abla. Ne dedi doktor? Ne zaman geri gelecekmiş hafızası? Doktorun dediğine göre ustamızın hafızasının geri gelmesi uzun sürecekmiş Melis abla. Yapma ya. Ne kadar sürecekmiş peki? Belli bir zaman diliminden bahsetmedi. Ya adamın zaten kafası gidip gidip geliyor. Gün içinde yaptıklarını hatırlamıyor. Bir de bu durum uzun mu sürecekmiş yani? Doktorun dediğine göre ustamızın hafızasının geri gelmesi için geçmişe dair güçlü bir anıyı hatırlaması gerekiyormuş. Ancak bu onun hafızasını tetikleyebilirmiş. Ya anı mı? Ne anısı oğlum? Adam beni hatırlamıyor. Neyse tamam hadi sen git şimdi hadi. Anı mı? Bir dakika ya. Ya beni hatırlamıyor ama Bıçkın Adnan'ı kesin hatırlar. Güzel. Ben bunu deneyeyim en iyisi. Ulan yürü yürü. Oğlum amma tırsın ya. Gören de daha önce hiç imam kıyafeti giymedin zannedecek ha. Ben bir Zehra'yı bulamayayım da ben o zaman göstereceğim sana. Oğlum öyle deme ya. Bulacağız. Evrene enerjini öyle yay. Zehra'yı bulacağız de. Yüzünü değiştirmiş olsa bile kardeşim mutlaka seni imam kıyafetiyle görünce açık edecektir. Rahat ol. Sen bana güven. Yalnız sağa sola bakma böyle. Kafanı öne eğ. Ben bakacağım. Eğer sana böyle aşkla bakan bir kız gördün mü hemen çakozlayacağım durumu. Sen rahat ol. Sana birisi aşkla baktı mı onu en iyi anlayacak kişi tabii ki benim. Ne de olsa Zehra Kertenkele aşkının en yakın şahidi benim. Hadi kardeşim. Gidip bulalım Zehra'mızı. Hadi gidelim. Oğlum komiser gibi yürüyorsun. Biraz imam gibi yürü ya. Ne yapayım unutmuşum ya. Hayır ya. Hayır olamaz. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Ha bu kimdir daha? Bunu gözüm bir yerden benim ısırıyor ama. Allah'ım ne olur o olmasın ya. Lütfen. Ne oldu oğlum? Kardeşim kötü bir haberim var. Zehra'yı buldum. Ne diyorsun hani nerede? Orada orada. Nerede? O tarafta lan baksana. Hani oğlum ben niye göremiyorum ya? Ya çok moralim bozuldu şu an ya. Harbiden moralim bozuldu ya. Ya niye moralim bozuldu? Yoksa çok mu çirkin olmuş? Olmaz ya. Şirket adamı delirtme söyle çabuk. Nerede Zehra? Göstereceğim. Hazır mısın? Hazır. O zaman açıklıyorum. Zehra. Deli Meryem kardeşim. Ne? Deli Meryem mi? Evet. Vallahi sevgilini buldun ama bu seni çok yaşatmaz söyleyeyim sana. Bak bak nasıl bakıyor Allah aşkına baksana. Saktırmadan bir bak. Bak. Oradan değil buradan bak. Selamünaleyküm. Gördün mü nasıl deli deli bakıyor? Böyle portletmiş gözleri bakıyor. Gördüm, gördüm. Kesin, kesin Zehra bu bak. Ben sana söyleyeyim. Oğlum deli Meryem'den Zehra mı olur? Şaşırtma kendini iyice ne ya? Oğlum niye olmasın? Yaşadığı onca şeyden sonra kız belki kafa yedi, tırlattı, delirdi. Nereden biliyorsun? Sen beni delirttin Şevket. Sen beni delirttin, iyice delirttin yani. Hadi yürü. Ne yaptın delirttin ya? Vallahi bak olabilir ha. Of lan of. Burada da zaman hiç geçmiyor ha. Dövecek adam da yok. Ne yapacağız lan böyle? Vay vay vay. Kara Kemal. Her yerde beni soruyormuşsun. Bıçkın Adnan'ım nerede diyormuşsun. Geldim ulan. Bıçkın Adnan? He benim. Vay Bıçkın kardeşim. Bıçkın Adnan mı olmuş lan? Allah'ım hatırladı beni hatırladı. Şu meşhur Adanalı Bıçkın Adnan bu muymuş ya? Neredesin be Bıçkın? Özlettin kendini. Kardeşim benim. Hafızası geri geldi. Evet geri geldi.
Sen geldin ya bıçkın. Kimse önümüzde duramaz be. Ah, ah, ne oluyor be? Öldürecek bu adam beni. Ah. Oh, getirme Kemal kardeş. Allah Allah. Erkek adam dedin. Bu kadar sıkılır sevilir mi ya? Ah be bıçkın. Yine bir araya geldik ha. Ne maceralarımız vardı seninle be. Tamam ya, oldu bu iş. Her şeyi hatırlıyor. Daha fazla bıçkın adlan oynamama gerek yok. Oley be! Yaşasın sonunda hafızan yerine geldi Kemal. Bıçkın, ne oldu senin sesine ya? Kusura bakma da bıçkın. Sesin kadın sesi gibi çıktı ya. Lan yoksa ben seni sımsıkı sararken sesini mi bozdum? Tabii ya. Ulan ses ayarını bozdum ben senin ya. Ya Allah aşkına sen ne saçmalıyorsun ya? Al, al, al. Ah, ben Melis'im. Hafızan yerine geldi sonunda. Allah'ım çok şükür ya. Bıçkın Adnan benim. Aa, bıçkın Adnan Melis miymiş? Ay inanmıyorum, Melis erkek kılığına mı girmiş? Manyak mısın sen ya? Bıçkın Adnan kılığına niye giriyorsun? Yeter be, ne saçmalıyorsun? Bıçkın Adnan benim zaten. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ya hatırlasana beni, bıçkınım ben. Ne bıçkını ya? Bıçkın kim, sen kim? Bıçkın delikanlı adamın tekiydi. Bak şimdi başlayacağım senin bıçkınına da delikanlısına da. Ya yeter, hatırla beni ne olur ya. Allah Allah, seni hatırlayacağıma hafızası gidik dolaşırım daha iyi ya. Ne dedin sen? Demek öyle, görürsün sen gününü. Bunun hafızan gitmişti, bunun yerine gelsin. Abi, abi iyi misin? Kim vurdu lan kafama? Kemal, hatırladın mı beni? Kızım sen manyak mısın ya? Sana yüz vermiyorum diye beni öldürmek zorunda mısın? Allah'ım hayır ya, hatırlamadı yine. Kalkın çocuklar, gidelim. Canımızı sanki yolda bulduk. Yürüyün. Kemal! Tamam, madem öyle. Sen bıçkın Adnan'ı hatırladın. Sana bol bol bıçkın Adnan gösteririm ben de. Melis, sen iyi misin ya? Abim seni sevdiğinde de kafasına tavayı geçiriyorsun. Seni hatırlamayıp ilgi göstermediğinde de kafasına geçiriyorsun tavayı. Evet Melis, sen ne istiyorsun bizim abimizden ya? Hı? Bana bakın, benim sinirlerimi bozmayın. Zaten asabım tepende. Yürü kız içeri. Yürü, yürü. Yürü. Ay. Aa. Ay ne oluyor bu arabaya ya? Geç kaldım zaten. Kardeşim sen niye yüzünü düşünüyorsun? Zehra'yı bulacağız er geç ya, rahat ol. Bana ayrılan süre azalıyor Şevket. Yan önce bulmalıyız Zehra'yı. Kardeşim rahat ol, bak hissediyorum. Zehra buralarda bir yerde. Er ya da geç bulacağız. Bana güven. Ay senin gibi arabanın ya. Hocam. Şimdi diyelim yolda giderken nikah düşen bir kadın gördük. Mecburen baktık. Allah muhafaza. Sonra hocam şeytana uyduk, bir daha baktık. Sonra hocam bir daha baktık. Bunun günahı nedir hocam? İyi günler hanımefendi. Bir sorun mu var? Yardımcı olabilir miyim?
Çalışmadı. Tamam, ben bir bakayım müsaadenizle. Siz bir içeri geçebilir misiniz? Marşa basmanızı rica edeceğim. Bir marşa basabilir misiniz rica etsem? Şimdi bir dener misiniz? Çalıştı. Çalıştı. Tamamdır. Yani başka bir sorun çıkarmaz herhalde. Arabalardan anlıyorsunuz herhalde. Birazcık. Ama yani ufak bir arızaydı ya. Minik bir temassızlık diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu arada benim adım Ziya. Zehra. İyi de ben şimdi niye hatırladım ki bunu? Neyi hatırladın lan? Ne oluyor? Boş ver Şevket. Neyse şu uyuz kız bizi görmeden kaçalım buradan. Bir dakika dur. Sana baktığı da yok. Zeynep'in Zehra olma ihtimali mümkün değil, yok kardeşim. Hadi uzayalım. Bize mi diyor Şevket? Vallahi kardeşim sanırım sana diyor. Zeynep'in Zehra olma ihtimalini bir daha düşünsek mi acaba? Saçmalama Şevket. Ya sağır mısınız kardeşim, size söylüyorum. İmam efendi. Ya bir el atsanıza şu arabaya. Ben dedim sana söylüyor diye kardeşim. Ne yapalım? Sen git arabayı çalıştır. Hem bir bak Zehra mı değil mi diye. Ben de şöyle bir uzayayım. Sonra gelirim. Tamam, kolay gelsin. Ulan Şevket, ulan Şevket. Ay bu bizim çakma imam değil mi ya? Tamam, gerek yok, gerek yok, gelme, ben hallederim. Tamam, sen git. Bir sus da bir bakayım arabanın nesi varmış ya. İyi günler hanımefendi. Bir sorun mu var? Yardımcı olabilir miyim? Çalışmadı. Tamam. Kaba herif. Sen kim, Ziya kim? Niye bakıyorsun ki öyle? Geç şu direksiyonu. Ya tamam, ben bir usta çağırırım. Zaman kaybediyoruz zaten. Keneni kapatıp şu kontağı çevirir misin? Nereden rastladım ki sana ya? Çevir, çevir. Olmuyor işte. Allah'ım yarabbim ya. Bir daha basar mısın? Hayret vallahi çalıştı. Bir imama göre arabalardan bayağı iyi anlıyorsun imam efendi. Sağ ol ya. İnsan bir teşekkür eder. Ay çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Lan kör ya. Şeytan diyor ki var ya, bırak uğraşma, kalsın yolun ortasında bu havada. Ya Murat, sen kafayı mı yedin? Hala şu imam kıyafetiyle gidip duruyorsun. Sana ne? He? Sana ne? Benim gönlüm böyle istiyor. Sen yoksa hala şu maskeli kızın mı peşindesin ha? Ha, evet, gördün mü? Gördüm. Ya söylemeyi unuttum bak, sana selam söyledi kız. Çok özlemiş seni. Diyor ki Murat komiser niye kovalamıyor beni? Ay komik insan ya. De Allah'ım yarabbim ya. Hadi iyi vaazlar hocacığım. Görüşürüz, dikkat et, dikkat. Kapıya çarpacak. Kardeşim. Zeynep Zehra mıymış? He, Zehra'ymış Şevket. Saçmalama, yürü. Ay şunları da dağıtayım da mahallede nişanıma gelmeyen kimse kalmasın.
La kavak ağacı, sen benimle dalga mı geçersin? Ay pardon, biz tanışıyor muyuz? Ne dersin kızım sen? Ay ben şok. Siz şu ezik beşik kertmesi değil misiniz? Bir an hatırlayamadım da. Geç bakalım dalgana fasulye sırrı. Söngülen ey güler. Ben sana nişan davetiyemden vermiş miydim? Ezik beşik kertmesi. Vermiştin. Ay doğru ya, tabii şimdi hatırladım. Ay kafa mı kaldı bende canım? Hicabi ile evleniyoruz sonunda malum. Çok mutluyum. Ay sen beni niye tutuyorsun burada? Benim eve gitmem lazım. Daha çok işim var. Daha eve gideceğim. Salonun nişan gecesi haline getireceğiz. Oo, bir sürü hazırlık. Sonra görüşürüz Johncik. Alo Recep. Hemen adamları toplayıp İstanbul'a gelin. Nişandan kız kaçıracağız. Sana Ezi'yi göstereceğim. Buyurun. Oğlum beni bu uyuz kızın kafesine niye getirdin? Biz karşılaştık zaten onunla. Şş. Kardeşim burası mahallenin en cafcaflı yeri. Zehra'yı burada bulduk bulduk, bulamazsak da bence kesin buluruz. Rahat ol. Oğlum bak zaman doluyor. Eğer Zehra'yı bulamazsam ben seni... Ya ben sana daha ne yapayım oğlum ya? Adamların istediği bilgiyi vermiyorsun. Ne bilgisi olduğunu bana söylemiyorsun. Ulan hadi onlara vermiyorsun, bana niye söylemiyorsun? Ya sen ne biçim kardeşsin ya? Hani merak ettiğimden değil de... Ben çok merak ediyorum oğlum, o bilgi ne lan, söylesene. Sana ne oğlum? Sana ne? Soran daha da. Soran daha da. Sağa sola bakma lan. Önüne bak, önüne bak. Biliyoruz. 100 kere söyledim. Bir günde gelmemezlik yapma Emi. Hocam benimle sahte evlilik yapar mısınız? Evet, sizden bir cevap bekliyorum. Olmaz. Olmaz Zehra. Sonuçta ben yani bir din adamıyım. Örnek olduğum insanlar var burada. Diyanet benim sahte evlilik yaptığımı öğrense benim halim ne olur? Bir düşün. Öğrenmez hocam, olur böyle şey, kimse öğrenmez. Lütfen söz veriyorum, aramızda kalacak. Dedem zaten öğrense beni mahveder. Maalesef Zehra Hanım. Yani bu konuda size yardımcı olamayacağım. O zaman okulu... Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. İyi günler Zehra Hanım. Kaç kere söyleyeceğim. Zehra Zeynep değil. Konuştuk bu konuyu. Kapat. Allah. Oğlum kıza baksana. Çok duygulu, çok manalı, çok derin bakıyor ya. Baksana oğlum. Bak bir dön bak. Bir dön bak ya. Bu mu duygulu bakıyor? Oğlum kızın gözlerinde duygu yok lan. Şevki Şevket.
ziyamın tırnağı bile olamazsın. Çakma imam. Şevket. Hı. Yok mu başka bakan? Valla şu an yok ama kardeşim. Birazdan Zehra burada olacak hissediyorum bak. Zehra'yı birazdan göreceğiz. İyi günler. Yalnız bu da ev belledi burayı. Her gün her gün burada. Yine imam kıyafeti giymiş. Allah'a geliyor. Kim geliyor? Geliyor kardeşim. Kim geliyor ona? Zehra geliyor. Saçmalama lan. Geliyor. Zehra. Didem Hanım, siz miydiniz ya? Merhaba Murat Bey. Ya bir çay içeyim demiştim de sizi böyle imam kıyafetiyle görünce merak ettim. Yine maskeli kızla ilgili o gizli görev mi? Evet, evet. Aynen öyle. Hı-hı. Ben şuradayım o zaman. Size kolay gelsin. Tamam Didem Hanım, sağ ol. Çay bitti yalnız. O zaman ben pasta alayım. Bir de şunları buradan alırsak. Oğlum Zehra dedin, kalbime inecekti ya. Desene Didem geldi diye, Zehra diyor. Vallahi kardeşim hiç kusura bakma ama bence Didem çok ciddi bir potansiyel Zehra. Ya oğlum bir git işine. Nereye oğlum? Git dedin ya oğlum, gideyim mi kalayım? Kal. Eyvallah. Bak Hicabi abi. Seninle şimdiden bazı şeyleri konuşmamız lazım. Sonradan boşuna papaz olmayalım. Hay hay babacığım, konuşalım. Buyurun. Malum Gizem yemek yapmasını bilmez. Dağınıktır. Ütü yapacağı şeyleri yakar. Biraz sakardır yani. Ne yapsın? Elinden gelmiyor. Ne yapsın? Sonra gelip de bana kızınız şöyle sakar, böyle sakar falan diye bana kalkmaya kalkma. Bak papaz oluruz ona be. Nasıl yemek yapmasını bilmeyi. Ya babacığım yemek benim için önemli değil. Halledilir, çözeriz. Ulan uşağım nasıl önemli değil ya? Bir dur babacığım. Babacığım siz hiç merak etmeyin. Böyle şeyler hiç önemli değil. Hallolur. Ya siz Gizem gibi nadide bir gülü büyütüp bugünlere kadar getirmişsiniz. Ben onu incitecek bir şey yapar mıyım hiç? Ben bir kere severim. Yanmışım. Aslan damadım ben. Ulan uşağım, senin nadide gülün ütü yaptığı zaman çamaşırlar yakaymış. Ulan ben bunları bilmiydim da. Yaksın, yanık giyerim. Bana bak, ne diyorsun sen ya? Ulan sen ne değilsin? Ulan tamam. Ay ya. Ha kızım bak, yani seninle şimdi bir kaynana gibi konuşacağım ha. Şimdi aynı evde yaşamak farklı bir şeydir. Yani Hicabi öyle senin bildiğin gibi değildir. Ha, çok sinirlidir. Yemeğini her öğün önünde 5 çeşit ister. Yemekten kalkar kalkmaz da kahvesini içer. Kahvesi orta şekerlidir ha. Bak, şekerli değildir. Sade değildir, orta şekerlidir. Yoğurdunu manda yoğurdu sever, evde yapılanı. Ha, sütlacı da Hamsiköy sütlacıdır. Hamsiköy mü? O ne ya? Sütlacın içinde hamsi mi var yani? Ay benim midem kalktı anneciğim. Ben nasıl yapacağım bu sütlacı ya? Vallahi hiçbir fikrim yok Gizemciğim. Ben sana o kadar Akıncı ile evlendirdim çocuğum ama sen Hicabi'yi tercih ettin. Ha kızım, Hicabim bak çok titizdir ha. Yani temizlik sever. Öyle dağınıklığı hiç sevmez. Öyle ortalığı dağınık görürse bak kavganız büyük olur söyleyeyim. Ama Hicabi hiç öyle birine benzemiyor. La havle ve la kuvveti. Kızım, benim uşağımı sen mi iyi tanıyacaksın, ben mi ya? Ha son olarak da bak Hicabim gece yatarken böyle ferah ferah yatmak ister. Ayağını yıkayacaksın. Suyu da ılık sever ha. Öyle sıcak olmayacak, soğuk olmayacak, su ılık olacaktır.
Ya hadi Gizem, nerede kaldı leğen ya? Aman. Geldim paşam, geldim. Ya olmuyor böyle ha. Bak ben işten güçten yorgun argın geliyorum. Bak bu leğeni ben burada bekleyemem. Bu leğen geldiğinde hazır olacak ya. Tamam kocacığım, kızma sen bana. Getir ayaklarını şimdi. Ya nereye ovuyorsun Gizem? Ya ayaklar ayakları. Ha pardon, dur. Kör çıktı ya. Hadi. Ya biraz daha düzgün olsana. Bu altları falan filan. Daha şey yap, sür güzel. Tamam paşam. İncitme, yavaş. Nereden evlendik bununla arkadaş ya? Ay, hayır Gizem. Kesinlikle hicabin ayağını yıkamayacaksın çocuğum. Sen bilirsin kızım. Yıkamazsan uşağım seni boşar. Ne? Boşar mı? Yok anacığım, ben her gün itinayla hicabimin ayağını yıkayacağım. Hayır efendim, yıkamayacaksın. Ama hayat müşterek anneciğim. Bugün ben hicabimin ayağını yıkarım, yarın o benim ayağımı yıkar. Huy, ne diyor bu kız? Ula benim uşağım senin ayağını ne için yıkasın? Aa, asıl Gizem senin oğlunun ayağını niye yıkasın? O kızdır, yıkayacak. O da erkektir, yıkayacaktır. Hayır efendim, benim oğlum onun ayağını yıkamayacak. Ay benim kızım kendi ayaklarını bile yıkamaz. Asıl erkekler kadınların ayaklarını yıkar. Hayır efendim, yıkamayacaktır. Nerede kaldın Hicabi ya? Hadi. Geldim karıcığım. Ya sabahtan akşama kadar ayaklarıma kara sular indi. Çabuk ayaklarımı yıka. Hemen karıcığım. Bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadım karıcığım. Çamaşırları astın mı? Astım karıcığım. Bahçedeki işler bitti mi? Hepsini bitirdim karıcığım. Ya ne yapıyorsun sen? Düzgün yıkasana şu ayaklarımı. Ya bir öğrenemedin gittin şu işi ya. Özür dilerim karıcığım. Narin benim ayaklarım. Of ya. Nereden evlendim bu adamla? Keşke annemi dinleseydim. Hadi ne bakıyorsun öyle? Yıkasana. Özür dilerim karıcığım. Ula bu kız benim oğlumu kılıbık yapacaktır da. Kızım hayır, benim oğlum senin ayağını yıkamayacaktır ha. Asıl benim kızım senin oğlunun ayağını yıkamayacaktır. Ama karısı onun ayağını yıkayacaktır yani. Ne münasebet, ben hiç görmedim, hep erkekler kadınların ayağı. Hayır efendim, yıkayacaktır. Benim oğlumun ayakları yıkanacak. Ay isterim. Durun. Ben Hicabi'nin ayağını yıkamam, o da benim ayağımı yıkamaz. Tamam, sorun yok. Kızım sorun var, benim oğlumun ayağı yıkanacaktır da. Benim de kızımın ayağı yıkanacaktır ben da. Ben bilmem, benim oğlumun ayağı yıkanacaktır. Benim kızımın ayağı yıkanacak asıl. Ben karışmam, bitti. Şevket. Hı? Yok mu bakan birileri? Biri değil kardeşim. Dördü birden bakıyor. Dört tane Zehra. Dört mü? Hı. Ne saçmalıyorsun? Dört tane Zehra mı olur? Bir taneydi benim Zehra. Oğlum dönmek istiyorsan bak. Bak dördü de bakıyor vallahi. Ne yakışıklı bir imam. Bu imam benimle çıkarsa namaza başlıyorum kızlar. Vallahi bu kesin vaaz da veriyordur. Bütün vaazlarına gideceğim bu imamın. Vaazdan sonra imzalı fotoğrafını da istersin. Ay aklımda dini konuyla ilgili bir soru var. Sorsam mı acaba? Ne soracaksın? Sakız çiğneme korucu bozar mı hocam? Oğlum, eğer bunlar
Bunlardan biri Zehra çıksın, ben kafama sıkacağım. Oğlum niye öyle diyorsun ya? Dördü de birbirinden güzel kızlar, görmüyor musun? Deme öyle, yazıktır, günahtır ya. Şu kızlara bakar mısın Zeynep'ciğim? Akıllarınca Murat'a yazılıyorlar. Ha, şeytan diyor, git patakla şunları. Allah şeytan aynısını bana da söylüyor. Sadece bunları değil ama. Kardeşim, şu sağdaki kırmızılı olan çok fena bakıyor. Bence kesin Zehra o. Benziyor da biraz. Bak çaktırmadan bak. Değil mi? Değil mi? Sen iyice kör oldun ha. O kızdan Zehra mı olur? Şaşı şirket. Oğlum neden olmasın Allah aşkına? Senden sonra yaşadığı travmayı varsayarsak... vermiştir gırtlağı, vermiştir gırtlağı, şişmiştir kız. Ne olacak ki? Çok mantıklı. Bence Zehra, kesin o. Aynı bak, aynı ya. Onun derin bakıyor o da, yeşil yeşil. Saçmalama Şevket. Senin aklına uyan da suç zaten. Zaman da tükeniyor, ben gidiyorum lan. Nereye gidiyorsun lan? Ben de geleceğim. Sana ne oğlum, sana ne? Sakın beni takip edeyim deme. Murat ne kadar gizemli ve yakışıklı bir adam değil mi Zeynep? Tatlım, o çörekler bizim şahsi çöreğimiz, satmıyoruz. Zaten bir şeye benzemiyor da. Ya hem sen niye bu kılığa girdin tekrar? Ne güzel kurtulmuştuk bu adamdan. Belanı mı arıyorsun Melis? Belanı mı ha? Ya anne ya. Ya ne yapayım Kemal? 3 yıl içinde sadece bıçkın atlanı hatırlıyor. Başka da bir şey hatırlamıyor. Ya ne güzel işte. Hafızasını kaybetmiş. Adam sabah yediği yemeği öğlen hatırlamıyor. Derdin ne senin ha? Derdin ne? Anne. Kemal beni unutamaz tamam mı? Ben unutulacak kadın mıyım? Şişt, Melis. Ya. Oo bıçkın kardeş. Sen burada mıydın? Hayırdır Kemal kardeş? Pek mi mutlu görünüyorsun? Sorma bıçkın kardeş ya. Benim bir manita vardı, onu çağırdım. Hem seninle de tanıştırmak istiyorum. Ne? Manita mı? Oğlum sen ne ara manita yaptın lan? Bak geldi işte. Kemal Bey, dışarıda bir bayan sizinle görüşmek istiyor. Ha? Hadi bıçkın kardeş, tanıştırayım seni. Lan! Öldüreceğim ben seni. Kemal, sen beni niye buraya çağırdın? Niye çağırmayayım kızım, sevgili değil miyiz? Ne sevgilisi ya? Biz de ayrıldık ya. Biz ayrıldık mı? Ne zaman ayrıldık? Tam 7 yıl oldu be, 7 yıl. Tabii ya lan, benim hafıza gidik ya. Ya kusura bakma, bir yanlış anlaşılma oldu ya. Biz niye ayrıldık? Benim hafıza gidik de unuttum ben. Anneciğim canım sıkıldı, hadi gidelim. Lan, yoksa bu çocuk benden mi? Lan Kemal, lan Kemal! Ya hem kadını hamile bırakıyorsun hem de bırakıp gidiyorsun ha. Ya yok Adnan öyle bir şey ya. Kesin yanlış anlaşılma var. Hem ben böyle bir şey yapmam ama... Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Bu çocuk Kemal'den değil. Kimden o zaman? Kız Nazife, ne yapıyorsunuz burada? Kocam da geldi işte. Karıcığım yoksa bu iki lavuk seni rahatsız mı ediyor? Yok, yok öyle bir şey. Lan karıma yanlış yapanı yamulturum lan. Yok yok kardeşim, yok sakin ya sakin. Allah Allah. Senin hanımına bir şey yaptığımız yok. Biz hizmetli arıyorduk. Hizmetli için çağırmıştık. Öyle mi Nazife? Öyle. Yok,
Bunların evinde çalışamazsın Nazife. Bunlara gıcık oldum. Yürü gidelim. Lan Kara Kemal, lan Kara Kemal! Yakışır mı bir adama evli barklı çocuğu olan bir kadına yazılmak? Sorma be bıçkın, hiçbir şey hatırlamıyorum. Baksana uzun zamandır ayrılmışım, haberim bile yok. Ben senin hafızana... Geri getireceğim ben hafızaya. Hadi bir... Öf, daraldım. Hava alalım, yürü. Kemal, ne yapıyorsun oğlum burada? Bütün gün gez toz değil mi? Bu kim? Tanıştırayım abi. Mahallemizin en delikanlı adamı Bıçkın Adnan. Eyvallah. Hadi gidek. Hadi git bakalım. Bıçkın Adnan. Bu kim ya? Melis. Kim olacak? Melis mi? Ya senin bu çok sevgili kardeşin hafızasını kaybetti ya. Bir tek Bıçkın Adnan'ı hatırlayabiliyor. O yüzden de Melis bu kulağa girdi. Ya bu ne ya? Burası ev değil, tımarhane ya, yemin ediyorum. Melis burada Bıçkın bilmem ne kılığına giriyor. Murat'ı görsen bütün gün imam kılığında geziyor mahallede. Ya bütün bunlar size normal mi geliyor? Almıyor değil mi? Burası almıyor. Sen düşüne dur, hadi bakalım. Bu da ayrı bir arıza. Lan herif hem işi körülsün isteği hem de bizi bekletiyor ya. Şimdi gelir be abi, biraz daha bekleyelim. Ne olur lan? Ben bunun çocukluğunu da bilirim. Hiç görmedim vakit geldiğini, hadi git. Ana, imam selam vermedi ki çiğ ya. Selamun aleyküm imam efendi. Aleyküm selam. Bizim mahalleye yeni imam mı geldi Cefer abi? Yabancı gelmedi, bu yerden közüm ısırar bir delikanlı ya. Ulan Şevket, senin ipinle kuyuya inen de kabahat be. Ne yapacağım ben şimdi? Allah Allah, şu soru aklıma çok takıldı ya. Beynimi kemirip duruyor. En iyisi icabi bulmak, ondan rica etmek. İyi de icabiden bunu nasıl isteyeceğim ki ben? Rahmetli Ziya hocam da yaşasaydı ona sorardım sorumu. E o da yok. Kime soracağım ben bu soruyu şimdi? Ziya hocam? Ziya hocam ölmedi mi? Ondan başka kim böyle imam kıyafetiyle sokakta dolaşır ki? Ziya hocam. Ya bu Ziya Hoca olduğumu nasıl anladı ki? Ses tonundan anladığım kadarıyla bana soru sormaya geliyor. Sakin ol. Sakin ol kertenkele, panikleme. Lan ne paniklemesi bu, bana yine soru soracak. Kaç oğlum, kaç. Ziya hocam. Ziya hocam durun. Ziya hocam bir sorum var, sormam lazım. Ziya hocam. Hocam. Oh, ektik sonunda. Ziya hocam. Hocam müsaitseniz bir soru sorabilir miyim acaba? Murat. Hicabi. Ya ben seni böyle imam kıyafeti içerisinde görünce birden Ziya hocam sandım ya. Üzgünüm Hicabi. Ben Ziya hocam değilim. Biliyorum Murat, değilsin. Ziya hocam öldü aslında. Ne bileyim, ben seni böyle imam kıyafeti içerisinde görünce belki bir mucize olur sandım. Neyse. Yani anlayacağım bir yalanın peşinden koştuk Murat kardeşim. Sen Ziya hocam olsaydın canımı bile verirdin. Neden imam kıyafeti giydin Murat? Operasyon gereği abi. Şu anda da suçluların peşindeyim, sonra konuşuruz tamam mı? Murat hocam bir soru sorabilir miyim? Sorma abi. Ben senin Ziya hocan değilim ki. Murat komiserim ben. Murat hocam. Ay Murat. Şimdi... Ambargoyla bizi tehdit eden Avrupa Birliği'ne girmek caiz midir? Ney? Hocam peki sevap nakli mümkün müdür? Ney? Aha. Ziya hocam da benim sorularıma böyle tepki verirdi. Canım hocam. Şimdi hocam, Avrupa Birliği'ndeki devletler Hristiyan ya. Bizim bir Müslüman devlet olarak bu Hristiyanların arasına girmemiz caiz midir? Yani şimdi icabı evladım. Tabii İslam alimlerinden bu konuda çeşitli içtihatlar söz konusu. Kimileri Avrupa Birliği'ne girelim derken kimileri girmeyelim demektedir.
Sen ne diyorsun Murat? Allah'ım neydi benim günahım? Bu hicabinin sorularından kurtuluş yok mu Allah aşkına ya? Hicabi, Avrupa Birliği'ne girmek caiz değildir. Neden dersen ki diyorsun zaten. Bu Avrupa Birliği sizi aramıza alacağız diye yıllarca bizi kapılarında bekletiyorlar. Madem onlar bizi kapılarında bekletiyorlar, caiz değildir hicabi. Müslüman bir devlet hiçbir Hristiyan'ın kapısında beklemez. Maşallah, maşallah. Tıpkı Ziya Hocam gibi cevap verdiniz. Çünkü Ziya Hocam benim hicabi. Avrupa Birliği'ne girmek, abdestsiz camiye girmek gibidir hicabi. Maşallah, maşallah. Bunun yanında hicabi, topraklarımızın %97'si Asya kıtasında yer almaktadır. Eğer gireceksek Asya Birliği'ne girelim kardeşim. Maşallah, zehir gibi mübarek. Tıpkı Ziya Hocam gibi. Yani caiz değildir değil mi hocam? Kesinlikle caiz değildir hicabi. Bu Avrupa Birliği bizi zaten almayacak. Bari kuyruğu dik tutalım, biz girmeyelim. Girmeyelim hocam. Kuyruğu dik tutacağız, Asya Birliği'ni kuracağız. Kapıda bekleyen olmayacağız. Allah razı olsun hocam. Eyvallah, cümlemizde. Benim bu imam kıyafetiyle Zehra'yı bulmam imkansız. Tek yol var, o da hicabiden yardım istemek. Hicabi. Efendim Murat. Ya Murat, ben sana nişan davetiyesi vermedim değil mi? Ah, kafa kalmadı, kalmadı. Ya benim soru aklıma geldiği zaman beynimi kemiriyor, hiçbir şey düşünemiyorum. Bak bekliyorum, gelmezsen darılırım ona göre. Tamam. Ama ondan bunu nasıl isterim ki? Ona git Akıncı'nın kimliğini deşifre et ve teşkilat için çalış mı diyeceğim? Hayır. Hayır, bunu hicabiye yapamam. Hicabinin evliliğini mahvedemem. Tamam hicabi. Nişanına mutlaka geleceğim. Hadi kal sağlıcakla. Tamam. Sen de Allah'a emanet ol inşallah. Eyvallah kardeşim. Bu da zehir gibi çıktı. Maşallah. Ziya Hocam gibi. 2 yıldır sorularım birikmişti. Bundan sonra artık sorularımı Murat'a sorarım. Ha, bal köpüğüm arıyor. Alo? Alo? Hicabi neredesin sen ya? Nişan için hazırlık yapacaktık, unuttun mu? Bak herkes burada, seni bekliyoruz. Tamam. Hemen geliyorum papatya. Hicabi geliyormuş. Biz de içeri geçelim o zaman. Hadi. Hadi anacığım. Kusura bakma Kenan abi. Neredesin lan? Biz burada 7/24 deli Meryem Gizem'i kaçırmasın diye koruma görevi yapalım. Sen sallana sallana gel hayvan. Abi ne sallana sallana gelmesi, koşarak geldim ya. Aşk olsun, kusura bakma dedim. Daha ne yapayım? Zehra'yı aradık. Ne Zehra'sı lan? Zehra nereden çıktı? Zehra mı dedim ben? Ya kafa gitti vallahi. Deli Meryem Gizem'i kaçıramayacak, rahat olun onu demek istedim ya. Uf, bütün kız isimler karıştı böyle kafamda. Yorgunluktan abi, kusura bakma, rahat ol biz de tamam. Semih hadi. Alo ses. Siz koruyun bakalım o kavak avcunu. Ben hicabımı size kaptırır mıyım be? Bu gece hicabımı elimden alan o kavak avcunu nişanından kaçıracağım. Nerede kaldın Çetin? Çabuk DNA sonuçlarını söyle. Komiserim, mezardan aldığımız örneklere göre mezarda yatan kişi Zehra Şanlı değil. Biliyordum. Biliyordum. Tamam, tamam Çetin, sağ ol. Hemen hastaneye gidip Zehra'yı ameliyat eden doktoru bulmalıyım. Of be Bıçkın kardeş. Hani şimdi benim hafızam gidik ya. Şimdi herkes benimle dalga geçiyor olabilir. Hani şimdi sen beni iyi tanıyorsun. Bak olur da biri beni keklemeye kalkarsa cezasını kes. Ayıp ettin Kemal kardeş ya. Ya ben burada ne güne duruyorum? Sana yapılmış yamuk, bana yapılmış demektir. Ya bilemiyorum, şimdi kızın biri çıkıp
senin sevgilinim der. Ulan ben de saf saf inanırım. Ya sen ne diyorsun Kemal kardeş ya? Sana hiçbir kız yazılamaz. Ayrıca senin bir lavuklun var. Lavuklun mu? Aman yavuklun. Kimmiş o? Melis. Melis. Ulan sanki bir yerden hatırlıyor gibiyim. De nereden hatırlayacağım lan? Ben de hafıza zaten gidik. Ya kim bu Melis? Nasıl biri? Güzel mi? İyi mi? Çok güzel. Hadi ya. He, böyle bir içim su. Hop 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 hop. Nasıl konuşuyorsun lan yengen hakkında? Kafamız gidik diye. Ayıp oluyor ama ha. Bak, külahları değişiriz ha. Oh, ayıp ediyorsun Kemal kardeş ha. Ya bizde öyle yamuk olur mu yengeye yazılmak falan? Yani. Hem ayrıca Melis 10 numara 5 yıldız kız. Böyle tam senin kalemin. Sen zaten böyle kaliteli kızlara aşık olursun. Ah lan. Melis'i şimdi daha çok merak ettim ha. Şu kadere bak be Adnan kardeş. Kızın biri tavayla kafamıza vuruyor. Sevdiğimiz kızı bile hatırlayamıyoruz ya. Senin bir hafızın yerine gelmesin. Ben o kafayı yine vuracağım sanki bana. Ya Adnan kardeş. Sen beni tanıştırır mısın Melis'le? Ya. Ayıp ettin Kemal kardeş ya. Merak etme, sabırsızlanma. Ben seni buluşturacağım Melis'le. Adamsın lan. Merhaba. Doktor Hamit Ertürk nerede? Ona acil ulaşmam lazım. Hocam, Doktor Hamit sizleri ömür. Geçen yıl öldü o. Öldü mü? Hayır. Ölemez. Hayır. Hocam, takdiri ilahi. Vadesi dolmuş ölmüş. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz. İmamsınız. İmam değilim ben. Murat komiser. Komiser mi? Bana acil Zehra Şahin'in kayıt verilerini göstermen lazım. Hemen. Oldu, niye durdun? Kaydı bulamadım. Ne demek bulamıyorum? Çabuk bilgisayar kayıtlarına bak. Hadi hadi çabuk. Komiserim, kayıtlar silinmiş. Nasıl silinmiş ya? Kim silmiş? Bilmiyorum komiserim. Efendim, Zehra Şanlı ile ilgili bir gelişme olursa sizi aramamı istemiştiniz. Evet. Ne oldu? Efendim, Murat komiser adında bir polis biraz önce Zehra Şanlı ile ilgili bazı sorular sordu. Ne sordu? Efendim, sanırım bu polis Zehra Şanlı'nın ölmediğini biliyor. Çünkü ilk önce operasyonu yapan doktorla konuşmak istedi. Nasıl öğrenmiş olabilir ki? Bilmiyorum efendim ama ben kayıtların silindiğini ve doktorun öldüğünü söyledim. Tamam, iyi yapmışsın. Başka bir gelişme olursa beni ararsın. Peki efendim. Beni niye buraya çağırdın? Bir şey mi oldu? Yurt dışına gitmeden önce seni görmek istedim. O yüzden çağırdım. Bir daha geri dönmeyecek misin? Bence senin de benimle gelmen lazım. Neden? Bilmediğim bir şey mi var? Murat komiser. Yaşadığını biliyor.
Ne? Nasıl öğrenmiş olabilir ki bunu? Bilmiyorum. Ameliyatı yapan doktor öldü. Kayıtların da silindi. Yani yeni yüzünü bilmesi imkansız. Ama sen yine de dikkatli ol. Zehra Şanlı olduğunu hiç kimseye söyleme. Murat komiser, maskeli kızın Zehra Şanlı olduğundan şüphelenmiş olabilir. Hayır. Ben burada sevdiklerimle, ailemle yaşamak istiyorum artık. Yoruldum. Peki. Sen bilir. Ama sakın unutma. Kimliğini hiç kimseye açık etme. Murat komiser peşinde. O adamdan uzak dur. Ben hazırlanayım. Tamam. Hadi biz de geçelim kızlar. Ben içeriği kontrol ettim. Buyurun. Merak etme. Zaten o Concik bize bir şey yapamaz. Baktım. Concik yok. Hadi anacığım geçelim. Hadi hadi. Bana bakın. Siz burada bekleyip etrafı kolaçer edin, tamam mı? Kenan abi, biz vaazı dinlemeyecek miyiz? Yok yok. Bugün pas geçin. Bu deli Meryem her an bir çılgınlık yapabilir. Onu caminin etrafına yaklaştırmayın bile. Tamam abi, burası bizde. Rahat tamam ol sen. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. İnsanoğlu kendisine verilen nimetleri içten bir şükürle karşılamalı, onları birer imtihan vesilesi olarak görmelidir. Kavuşulan her nimet de nefsani isteklerimizi değil, Allah'a bağlılığımızı arttırmalıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bugün sizlere saltanatı, hükümdarlığı, peygamberliği ve emrindeki muhteşem ordusuyla dillerden düşmeyen, doğrusu ben Allah'tan gelen her şeyi Rabbime hatırlatıp zikretmeyi sağladıkları için sevmekteyim sözüyle gönüllerde de taht kuran Hazreti Süleyman peygamberimizden bahsedeceğim inşallah. Hazreti Süleyman peygamber Hazreti Davut'un oğluydu. Cenab-ı Allah Hazreti Süleyman'ı ona varis kılmıştı. Hazreti Süleyman kavminin peygamberi olarak onları kendine tabi olmaya ve Allah'ın dinine uymaya çağırdı. Ama kavminden ona karşı çıkanlar ve peygamberliğini tanımayanlar oldu. Ancak Hazreti Süleyman hiç endişeye kapılmadı, umudunu hiç yitirmedi. Bilmeden yaptığı ve yapabileceği hatalardan ötürü Allah'tan affını istedi. Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin dedi. Ona her şeyden nasip verdi. Üzerine rüzgarı onun emrine verdi. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Cenab-ı Hak ona hem bu dünyada hem de ahirette istediğinden fazlasını ihsan etmişti. Kendisine karşı çıkanlar zincire bağlı olarak emrine verilmişti. Bunlar denizden inci mercan çıkaran dalgıçlar ve şehir kuran yapı ustalarıydı. Kim işten kaçarsa kendilerini Allah'ın azametiyle yakıcı bir ateşin kenarında buluyorlardı. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı. Hepsi bir arada onun emriyle düzenli olarak sevk ediliyordu. Bir gün ordusuyla haç için gittiği Mekke dönüşü esnasında
Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca diğerlerine şöyle seslendi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezebilirler dedi. Allah'ın bir lütfuyla karıncanın dilinden anlaması, karıncanın dahi kendisi ve ordusu hakkında kötü düşünmeyip mazur görmesi Hazreti Süleyman'ı etkiledi ve dedi ki, ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimetler için şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni de salih kulların arasına dahil et. Hazreti Süleyman ordusuyla yola devam ederken kendisine su bulmakla görevli olan hüthüt kuşunu göremedi. Hüthüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösterecek apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım yahut boğazlayacağım dedi. Çok geçmeden sevgili cemaat, hüthüt kuşu gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim dedi. Sebe kavminden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim dedi. Gerçekten onlara hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm dedi. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoyuyormuş. Bunun için hidayete giremiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler. Halbuki o büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur dedi. Hüdüd'ün haber verdiği hükümdar Sebe kavminin melikesi Belkız idi. Hazreti Süleyman Hüdüd'e doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne yapacaklarına bir bak diye onu görevlendirdi. Hazreti Süleyman'ın mektubunu alan Belkız heyetini toplayıp onlara seslendi. Beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana karşı baş kaldırmayın. Teslimiyet göstererek bana gelin yazmaktadır dedi. Sonra Melike dedi ki, beyler, ulular, bu işte bana bir fikir veriniz. Bilirsiniz ki hiçbir işi size danışmadan kestirip atmam dedi. Belkıs'ın istişare ettiği kişiler ona şöyle cevap verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne emredeceğini düşün taşın. Belkıs, hükümdarlar bir memlekete girdikleri vakit orayı perişan ederler ve halkının ulularını hakir hale getirirler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardı dedi. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler diyerek beklemekte karar kıldı. Belkıs'ın gönderdiği elçiler hediyelerle gelince Süleyman şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Ey elçi, onlara var söyle. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir şekilde oradan çıkarırız. Elçiler geri dönünce Belkıs'ın huzuruna çıkıp gördüklerini ve olup bitenleri bir bir anlattılar. Belkıs duydukları karşısında çok etkilendi. Şüphesiz bu kadar muazzam bir etkinin arkasında insanüstü bir kuvvet olmalıydı. Kendisi bu mülkün Allah'ın yardımı olmadan olamayacağı kanaatine varmıştı. Belkıs tahtını sarayının gizli ve sağlam bir bölmesine koymuş, kapısına da kilit vurup Hazreti Süleyman'la görüşmek üzere Kudüs'e doğru
yola çıkmıştı. Hazreti Süleyman müşavirlerine dedi ki, ey ileri gelenler, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Hazreti Süleyman'ın ordusunun içerisinde cinlerden çok kuvvetli ve becerikli olanlara ifrit denirdi. İşte bunlardan biri şöyle dedi. Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var. İlim sahibi biri de öne atılarak gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Hazreti Süleyman melikenin tahtını yanı başına yerleşivermiş görünce bu dedi beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütuftandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibidir. Hazreti Süleyman sırçadan yeni bir saray inşa ettirmiş, avlusuna da büyük bir havuz yaptırarak içine su doldurmuştu. Havuzun içerisine su canlıları bırakıp üzerini de şeffaf bir camla kaplatmıştı. Ayrıca emrindekilere onun tahtını bilemeyeceği bir vaziyete sokun. Getirin bakalım, tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayanlardan mı olacak diye seslenmişti. Hazreti Süleyman Belkıs gelince ona senin tahtın da böyle mi dedi. Belkıs şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Belkıs devam etti dedi ki zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz de teslimiyet göstermiştik. Onu Allah'tan başka yaptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Artık o ve kavmi de inanınca bu durum Müslümanlar için büyük bir sevince neden olmuştu. Hazreti Süleyman Belkıs'ı sarayına davet etti. Ona köşke gir dedi. Belkıs hayretler içerisinde yürüyüp sarayın avlusuna çıktı. Önüne camla örtülü geniş bir havuz çıkmıştı. Belkıs onu görünce derin bir su zannedip eteğini geri çekti. Hazreti Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmiştim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Cenab-ı Allah bizleri Süleyman aleyhisselam gibi her karşılaştığı nimette Allah'a ne derece muhtaç olduğunu hatırlayan kullardan eylesin inşallah. Amin. Yüce Rabbimiz verdiği nimetlerin sonunda bizi nankörlükten esirgeyip Hazreti Süleyman gibi şükredenlerden eylesin inşallah. Amin. Bana Kara Kemal'i getirin. Gerekirse mahalleyi alt üst edin. O Kemal'i buraya getirin. Ne oluyor lan burada? Hayal mi kürüyorum? Tansiyonum mu düştü? Tövbe estağfurullah, tövbe. Ula bu ne dur? Kara uşaklar! Ne istiyorsunuz ha? Kara Kemal nerede? Kara Kemal? Kara uşaklar, Kara Kemal. Kemal nerede? Bırak!
Eyvah, nicalar. Kara Kemal nerede? Nihayet icabı evlendiriyoruz ya. Şu Murat'la da Zeynep kızımı evlendirsem var ya, benden mutlusu yok yani. Ya ayıp oluyor ama Azmi Efendi ya. Benim Meryem'le evlendirmeyecek misin ya? Yahu Kenan Efendi, deliyiz dedik ama o kadar da deli değiliz. Ha, seni evlendirelim, ondan sonra o kız gelsin, seni de beni de burada takır takır öldürsün değil mi? Olacak iş değil ya. Ya bir şey olmaz ya. Ne oluyor lan? Al ya, al. Ne oluyor lan? Aa, bunlar kim lan? Ninjalar. Vay canına. Olan oğlum, onca işimizin arasında bu gizemi niye biz koruyoruz ya? Baba Kadir baba değil mi? Silahı yok mu? Adamı yok mu? O korusun. Bacanak, dikkat edelim de Kenan abi bizi buralarda görmesin. Ben sana söyleyeyim. Nereden görecek lan? Mobese'den mi görecek? Uydudan mı görecek? Ne oluyor lan? Ninja değil mi la bunlar? Oğlum ninja dediğin Japonya'da olur. Burada ne yapıyorlar? Belki Çin'den gelmişlerdir. Olamaz. Çin'den gelseler gözler çekik olur. Ben de onu diyorum işte. Çin malı, çakma ninja bunlar. Ha, çakma. Dur bakalım. Dertleri neymiş? Ne oluyor lan? Ne dolanıyorsunuz buralarda? Birine mi baktınız? Şevket bir soru sordu. Cevap versiniz lan! Kara Kemal nerede? Kim soruyor lan? Kanka bu soruyor. Ağzı kapalı ya, herhalde ondan fark etmedin. Semih. Semih, ne yaptın? Tutamadıysam. Adam gardını aldı. Semih, kaç! Kemeri al, kaç! Uşaklar! Uşaklar! Ha bu kara uşaklara! Bu mahalleyi dar edelim! Edelim! Saldırın! Saldırın! Ne olur? Şimdi meşeni yazın bizden! Yalan buraya! Yalan buraya! Dur! Yatışın lan, yatışın! Gerçek ninja benim. Gerçek ninja benim! Gelin lan, gelin, gelin, gelin! Denginiz geldi. Ah, Akıncık geldi. Hey, kurtarıcımız Akıncık. Kösür bunlara gününü. Oğlum peşimizden ninjalar koşuyor lan. Artık nasıl bir ahaldıysak. Murat komiserim. Murat komiserim, yardım et.
Mahalleyi ninjalar bastı ya. Siz kimsiniz lan? Hocam, imamlara saygımız sonsuz ama şu iki lavuğu bize vereceksin. Terbiyeli konuş lan. Ağzını bırak. Olaysa gelin alın. Neyse, sakinim. Ne işiniz var oğlum sizin bu ninjalarla? Bizim bir işimiz yok ya. Karra karra giymişler, Kara Kemal'i arıyorlar. Ne lan Kemal? Bir kere de başını belaya sokmasan olmaz. Al birini vur ötekine. Hadi eyvallah. Dikkat edin. Eyvallah. Yalnız stili fena olmamış ha. Usta, ninjalar mahalleyi bastılar. Seni arıyorlar. Ne ninjası lan? İşte geliyorlar. Kara Kemal, işin artık bitti. Canını istemiyorum. İşini bitirin. Darbeyi ben vuracağım. Dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem. Toplayın bunları. Kaldır bunu. Ya burada polis var, polis. Niye aramıyorsunuz bizi? Komiserim, Murat komiser bizimledir da. Oğlum sen niye böyle imam kostümüyle geziyorsun ya? Kardeşim bu ninjalardan falan soramadım. Ne yaptın Zehra'yı bulabildin mi? Yok. Zehra'nın ameliyatı oldu. Hastaneye gittim. Yüz ameliyatı yapan doktor ölmüş. Kayıtları da silmiş birileri. Oha hadi ya. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum kardeşim. Senin plan tutmadı. Yok benim plana sallama şimdi. Plan iyi, Zehra ortada yok. Yoksa plan zillom. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Sen beni zor yakalarsın Murat komiser. Zeynep. Senin burada ne işin? Aa. Murat değil mi o? Kardeşim Zehra'yı bulduk. Ne ilgisi var Şevket? Oğlum, Zehra maskeli kız olduğuna göre süper dövüşçü olması lazım. Bu da benim gördüğüm en iyi dövüşen kız. Baksana oğlum ne yaptı herife? Bence bir şey söyleyeyim, kesin Zehra bu. Cübbeye de fena kesildi. Yürü, yürü, yürü. Takip edelim, yürü. Olabilir mi? Yürü, olur, olur, yürü. Ulan Murat, ne ayaksın lan sen? Üstünde böyle imam cübbesi, yanında kertenkelenin arkadaşı. Bir bakalım ne çıkacak altından. Murat neden o kızı takip ediyor ki? Zeynep ile Didem niye bunları takip ediyor?
Zehra burada yaşıyormuş. O kim lan? Bilmiyorum. Oha. Kardeşim Zehra evlenmiş, üstüne bir de çocuk yapmış. Bana bunu nasıl yaparsın Zehra? Kardeşim kız ne yapsın ya? Ne yapsın? Senin yaşadığını bilmiyor. Yaşadığını bilse yüzünün şeklini bilmiyor. Bence sen Zehra'yı unut. Saçmalama lan. Ben onu bir boşlukta söyledim öyle. Hem onu Zehra olduğu ne malum? Sen de beni buraya boşuna getirdin zaten. Ya Zehra olmasa da sen bence Didem'le Zeynep'ten birini seç be kardeşim ya. Zehra bunca sene geçmiş. Zaten bu Zehra olmasın eyvallah. Bence zaten birini bulmuştur ya. Bence unut. Saçmalama lan. Zehra bana ihanet etmez. Sen ettin ama. Etmedim. Nerede ettim? Ettin oğlum. Sen Zeynep'e aşık değil misin? Hayır değilim. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Değilim oğlum. Aşıksın ulan. Değilim lan. Değilsen de aşık ol be kardeşim. Ne olur yani. Zeynep de Didem de hazır. İkisinden birini seç. Allah Allah. Haksız mıyım kardeşim? İkisine de umut vermişsin. Umut vermişsin. Peşindeler kızlar. Peşimde falan değiller onlar. Peşinde. Vallahi peşindeler. Ha buyur. Kimse peşimde değil benim ya. Anlamazsın. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Sen şu imam kıyafetiyle karı kız kovalamaya utanmıyor musun ha? Yazıklar olsun sana. Ya şu hoca kıyafetlerine mi saygın yok senin, saygısız? Bir saniye Zeynep Hanım. Ben Murat Bey'i dinlemek istiyorum. Belki Murat Bey'in mantıklı bir açıklaması vardır. Galiba yok. Şöyle, küçük bir yanlış anlaşılma var galiba yengecim. Çözelim. Yengecim mi? Ya ne yengesi ya? Yenge mi dedim ben? Şöyle Zeynep Hanımcığım, şöyle ki durum anlatayım. Biz şimdi Murat komiserimle buraya niye geldik ben? Ben de açıkçası. Şöyle bir şeye bakıyoruz biz. Acaba hani evine ev işi yapabilecek bir bayan bakıyoruz biz ha. Ona bakıyoruz. Evet. Ev iş mi? Evet, ne çamaşır, bulaşık, ütü, önemli perdeler falan olsun. Murat Bey bir şey söyleyeceğim. Bana söyleseydiniz ben sizin ütünüzü, yemeğinizi, temizliğinizi yaparım. Ya pardon da sen ne anlarsın ütüden, temizlikten, çamaşır yıkamaktan? Sen git manikürünü yap, pedikür yaptır. Heh, var mısın iddiaya? Seni de görelim. Varım. O zaman Murat Bey'in evinde seninle kozlarımızı paylaşırız. Anlaştık. İyi. Bir dakika, bir dakika. Benim evimde ne işiniz var ya? Sana ne oluyor ya? Sen ne karışıyorsun? Evini yemeyeceğiz, merak etme. Ben sadece bu hanımefendiye ev işleri konusunda birazcık haddini bildireceğim de. Ama bir jüriye ihtiyacımız var. Ben anlayayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman Murat Bey. Ne? Jüri mi? Yalnız ben senin jüriliğini asla kabul etmem. Ay bu da amma mızıkçı. Kardeşim geçmiş olsun. Yan bastın. Şevket senin yüzünden Şevket. Beni buraya kadar getirdin. Görüyor musun? Kısmet. Ne oluyor burada arkadaş ya? Ulan arkadaş, bu Meryem nişandan önce bir çılgınlık yapmasa da rahatlasak ya. En hızlı silah çeken iki silah şörü karşılaştı. Ya bana bak inşallah Gizem'e nişan öncesi bir zarar vermez bu ya.
Kenan abi. Ha. Bu ikisi birbirlerine pati göstermeden biz bir ambulans mı çağırsak abi ha, tedbir amaçlı? Ne diyorsun oğlum ya? Biz boşuna mı oturuyoruz burada ya? Hayır yani bunlardan birisi Deli Meryem, diğeri delirmiş Gizem. Biz yine bir ambulans çağıralım abi ya, kendimiz için yani, tedbir amaçlı yani. Ben Gizem diyorum. 1-10 Gizem kesin kazanır. Bence kesin Deli Meryem kazanır. Gizem. Tabii ki Meryem lan! Saçmalamayın ya! Ama biz şiddete karşıyız tabii. Özellikle kadına falan şiddet yani. Nişanım yaklaştıkça Betim benzin atmış. Yüzün kıpkırmızı olmuş, hayırdır? Bu işin sonunda asıl kim morararacak, ona bak sen. Kalk ula. O zaman... Evet kızlar, yazı mı, tura mı? Yazı. Tura. Yazı. Bakalım nedir alın yazısı? Bir elin nesi var, iki elin... sesi var. Mısır ekmeğini yoğurda mı darsın? Girme sevenlerin arasına. Yanarsın. Bu kız beni güldürür. Deve gibi zor yürür. Fazla şişinip durma. Deli Meryem. Havanı söndürür. Gizem sabırla bekler, ziyan olmaz emekler. Nişana geliyoruz, hazırlansın yüzükler. Eyvah eyvah. Samanlıkta kara kedi, ağzında keklik eti. Bana Deli Meryem derler. Yakarım bu memleketi. Oklavanın tatlısı, geldi bayram haftası. Yarını kapan kapmış, nedir bunun tafrası? Kahveyi kavururlar, külünü de savururlar. Bizim orada adettir, sevmeden ayırırlar. İskaladı. Evet hanımlar beyler, maç sayısı. Yenilsen de, yensen de kalbim seninle Meryem. Kenan abi, Deli Meryem'in konsantrasyonunu bozmasan. Evet ya abi, çekecek sıkacak şimdi denk gelecek bir tarafınız Allah korusun. Kalemi aldım elime, söyle dedim dilime. O söyledi, ben yazdım nişanlım iyice abime. Sırık ağacı seni. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ne oldu? Mi yemedi yoksa? Bizi korkutacak kız da anasının karnından doğmadı ha. Fakat bir hamsiler yesin. Bu sefer var ya, Deli Meryem kesin alır. Nereye alır lan? Az önce de aynısını söyledi. Gizem kesin alır. Banko. Tabii ki Meryem alacak lan. Sığır herifler.
Kadın için akıl sırar değil. Elbisemin filesi. Yenden dur eklemesi. Takınca nişan yüzüğü. Kolaydır düğünü beklemesi. Vay. Elbisem kara bezden. İçim dolay her sözden. Beni senden ayıran kör olsun iki gözden. Ezine ezine diken battı dizime. Kız ben hicabi almazsam tükürtürürüm yüzüme. İşte bu kadar be. Düşmanı kaleden attım, gece istihareye attım. Allah'ın izniyle hicabimi ben kaptım. Ha. Ula bu beyaz efek nasıl mısır ekmeğini yener? Şike vardır. Araştırılsın istiyorum. Doping çıkacak. Sen gönüllerin şampiyonsun Meryem. Ya ne gönüllü şimdi Deli Kenan ya? Doping araştırması istiyorum. Bu kız doping almıştı. Başka açıklaması olamaz. Yahu kızlar gidin kozlarınızı başka yerde paylaşın ya. Benim derdim başımdan aşmış zaten hadi. Ay bir sus be. Başlayacağım bunda derdine. Ne yaptın ya? Ay. Oho bunlar benim evimi mahvedecek bunlar benim ya. Çık abi, bir şey yok bir şey yok. Kapı çalıyor kapı. Yavaş yavaş ya lütfen ya. Yılmaz. Ne oluyor lan burada? Nasıl ne oluyor ya? Çekil. Allah ya. Ne yapıyorsunuz burada ya? Ay görmüyor musun Yılmaz? Temizlik yapıyoruz. Tutsana şunu. Ya iyi de Murat'ın evinde niye yapıyorsunuz bu temizliği ya Zeynep? Burayı seçtik Yılmaz Bey. Burayı mı seçtiniz? Zeynep ne oluyor burada ya? Sorma ortak ya. Başımıza iş açtık. İkisi bir arada. İkisi bir arada mı? He. Ulan yoksa sen imam nikahı falan mı yaptın ha? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ne imam nikahı ya? Pardon. Pardon. Bir saniye. Bir saniye Yılmaz Bey. Bir dakika. Sen ne biçim arkadaşsın ya? Ne zaman arkamı dönsem bir şeyler çeviriyorsun ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Allah Allah bunlar ikisi iddialaşmışlar. Yok ben daha iyi temizlik yaparım. Öbürü diyor ben daha iyi temizlik yaparım. Bunlar iddiaya girmişler abi. Benim evimi mesken tuttular ya bunlar. Ne iddiası ya? Evet Zeynep'ciğim. Diğer jüri üyemiz de geldiğine göre yarışmaya başlayabiliriz diyorum. Şampiyon belli ama başlayalım. Belli canım. Ya ne oluyor burada? Yarışmaya hoş geldin Yılmaz'cığım. Yarışma başlasın. Nefes alamıyorum. Tamam. Tamam be. Nefes alamıyorum ya. Ya hiç mi silkelemedin şu kilimleri ya? Bu ne pislik ya? Bir de alerjim var, toza karşı.
Evet. Süremiz dolmuştur. Ütüleri bırakalım. Zeynep Hanım gerçekten çok başarılı. Tebrik ediyorum. İğneleri bırakıyoruz. Süremiz doldu. Mükemmel. Gerçekten mükemmel dikmişsiniz. Bravo. Çok başarılı. Teşekkür ederim. Yani bu düğme, bu cekette 100 yıl kopmaz. Bravo, tebrik ediyorum. Ay nasıl oluyor ya? Ben bir bakayım. Yalancı. Ay düğmemi koparttı ya. Yani ortak vallahi şurada göz göre göre hile yapıyorsunuz ya vallahi bravo bravo. Bir dakika ya. Asıl hileyi siz yapıyorsunuz Yılmaz Bey. Zeynep Hanım kazanmıştır bu yarışmayı da. Bu turu da geçtiniz, tebrik ediyorum. Ya hayır, İdem Hanım kazandı. Zeynep kazandı. İdem kazandı. Zeynep kazandı. Didem Hanım kazandı. Zeynep kazandı. Didem kazandı. Zeynep! Didem Hanım kazandı. Festo. Allah'ım ne kadar da başarılı bir ıslak kek. Tebrik ediyorum Didem Hanım. Elinize sağlık ya. Didem Hanım, sosu maalesef kıvamında değil. Kıvamında değil. Yani biraz kaçırmışız gibi. Ben anlarım. Ha bu olmuş yani. Sen ne anlarsın brandy'den ya? Ya bu damak tadını bir yerde düşürmüş. Ne anlar brandy'den? Neyse. Kazananı açıklıyorum arkadaşlar. Gecenin kazananı... Didem Hanım!
Zeynep Hanım. Ben kazandım Yılmaz Bey. Ben kazandım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Buyursunlar bakalım. Dur bir bakayım. Ya Gizem, Laz kızı olmak sana çok yakıştı bence. İyi ki annem ısrar etmiş bunları giy diye. Teşekkür ederim Müşra'cığım ama annem beni böyle görünce çok kızacak. Dedum sen bana abayya kaysın. Dedu ne yapayım sen de çok tatlı bakaysın. Çok güzel olmuşsun. Hicabi'yi ele vermeden Zehra'yı bulmam lazım. Allah'ım bana yardım et. Saatin kaldı kertenkele. Bize Akıncı'yı getir. Adresi biliyorsun. Zehra'yı bulmak adına bu son şansın. Uşaklar, bu gece o kızı kaçırmadan Trabzon'a dönmeyeceksiniz. Yoksa sizi Trabzon'a sokmam. Emrin olur deli Meryem. Hah, şimdi o kavak ağacını kaçıracaksınız. Dediğim yere götüreceksiniz. Anladık deli Meryem. Hah, hadi şimdi işinizin başına. Gazanız mübarek olsun. Hadi. Görürsün sen şimdi hormonlu kavak ağacı seni. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Niye çıkardın imam kıyafetlerini? Zehra seni böyle tanımaz ki. Oğlum ne bakıyorsun boş boş ya? Aşağıda boş bir oda var. Ya inelim, şunları giyiyorsun hadi. Şevket, hadi uza. Zaten rezil oldum senin yüzünden el aleme. Baba. Bak havalara bak. Beste kargayı, oysun gözünü. İyilik yapıyoruz lan sana. Şevket, hadi ikile. Hadi kardeşim, hadi. Kusura bakma da sen bu kafayla Zehra'yı bulamazsın kardeşim. Ben de bunları götürüp camiye bırakıyorum. Game over. Ya işte Kara Kemal, sana bu bahsettiğim dünyalar güzeli Melis senin aklını başından almıştı. Of, şimdi daha çok merak ettim ya. Nerede bu kız, ne zaman göreceğim ya? Ya oğlum ya, hatırlamıyor musun ya? Kaç defa göstereceğiz sana? Ah ulan ah, hep şu lanet olası kız yüzünden ha. Başıma tavayı vurduğundan beri sevdiğim kız Melis'i bile hatırlamıyorum ya. Ah havle. Murat Bey,
Çok özel olmazsa ben size bir soru soracağım. Tabii. Tabii sorabilirsiniz. Şey... Nasıl soracağımı da bilmiyorum da... Siz... Zeynep Hanım'dan hoşlanıyor musunuz? Zeynep... Hayır, tabii ki hoşlanmıyorum. Bunu nereden çıkardınız? İyi, tamam. Yani ben de öyle tahmin etmiştim zaten de. Ben aldım cevabımı, teşekkür ederim. Zeynep Hanım, size özel bir soru sorabilir miyim? Ah, tabii ki. Murat'tan hoşlanıyor musun? Murat mı? Bunu nereden çıkardın? Yani... Şöyle geriye dönüp olaylara bakınca... Ne bileyim... Ya bu kadar umutsuz bir durumda mı görünüyorum Yılmaz? Estağfurullah canım. Hayır. Murat'tan hoşlanmıyorum. Ay, Hicabi'yle sen Asya'nın ne yapmış kızı, bu güzelim kızı, Laz kızı gibi yapmış. Ama hayatım çok yakışmış. Ay git Allah aşkına kardeş. Allah tamamına yardımcısı. Amin. Amin. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Çal, çal, çal. Arın kemiği, vur kemençe, çal. Hadi, hop. Abi. Evet Murat, seni dinliyorum. Bunu senden nasıl isteyeceğim bilmiyorum ama. Benden ne isteyeceksin ki Murat? Hicabi. Benden seni onlara götürmemi istiyorlar. Anlamadım. Onlar dediğin ki Murat? Aa!
Ulan bunun devamı nerede ya? Nerede bu uşaklar? Gizem. Ay Kadir. Yavrum. Gizem nerede? Ay Kadir. Ay vallahi kızımı kaçırdılar. Ne? Ne oluyor ya? Gizem nerede? Yok. Ay vallahi kızımı kaçırdılar. Arayın çabuk. Gizem. Nişanlını kurtaracağız. Yukarı çıkmış olmasın? Ay bilmiyorum. Ben bakıyorum. Ay. Gizem! Görmedin mi? Nerede Gizem? Ay. Ya bırakın beni! Ya bırak! İn şu arabaya. Ya! Ya! Bıraksana! Ya bırakın beni! Lan ben size demedim mi lan gözünüzü dört açın diye? Ha? Hayvan herifler! Ulan bu Meryem de yapacağını yaptı kardeşim gene ya. Allah kahretsin ya. Ya iki dakika boş bıraktık mekanı, neler olmuş. Niye bakmıyorsun Semih? Hicabi! Hicabi yoktur! Oğlum yoktur! Hicabimi kaçırdılar! Ulan Hicabi şimdi buradaydı. Yoktur, biri kaçırmıştır benim oğlumu. Nerede dur? Nerede duruyorsunuz lan hala? Nerede dur? Yürüyün bunu Hicabi çabuk. Süper lan bizi. Yürü be. Çabuk dur. Hayır. Yok. Hadi ne bırakın lan kızı. Sen de kimsin lan? Bunu öğrenmek istemezsiniz. Dur Akıncı. Sen beni kurtarma. Sen git, Hicabi gelsin, o kurtarsın beni. Sen git. İndir lan şu maskeli zibidisini. Bırak. Ya ben sana kaç kez söyleyeceğim? Ben sana beni kurtarma demiyor muyum? Ya sen niye laftan anlamıyorsun? Ayrıca ben nişanlı bir kızım, bunu unutma. Ya beni Hicabi kurtaracakken sen niye kurtarıyorsun? Bu ne cüret? Bekle, sen şimdi görürsün. Ya nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Gizem dur. Gizem dur, ne yapıyorsun? Ya bırak Murat komiser, vuracağım ben Akıncı'yı. Dur, sakin ol. Sen buradan bir yere ayrılma, tamam mı? Ben halledeceğim. Tamam, yakala öyle gel. Yakala Murat komiser. Hadi. Ah deli kız ya, az daha öldürüyordu beni. Akıncı dur! Akıncı! Akıncı dur! Akıncı dur! Akıncı dur! Hicabi! Senin Hicabi olduğunu biliyorum Akıncı. Yüzünü benden gizlemene gerek yok. Thank you.
Ne zamandır biliyorsun? Bunun ne önemi var? Kimsin sen Murat? Ben senin Ziya Hoca'nın icabı. Bana yardım etmen lazım Hicabi. Zehra'yı bulmam için yardımına ihtiyacım var.